Merhaba, ben Ergül İstanbullu. Artvin'de serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapmaktayım. Şöyle diyelim, genelde ülkemizde baş gösteren yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik ve buna benzer sorunlar dolayısıyla Artvin ilimizi de derinden etkilemektedir. Esnaf kesimi bir yıl boyunca bu sorunlarla boğuşurken bir yılı daha geride bırakmıştır. Bu demek oluyor ki önümüzdeki yıllarda da bundan daha farklı bir şey olmayacaktır. Vergi ve harçlara gelen %56 oranındaki zama karşılık ücretlere ve maaşlara gelecek, emeklilere gelecek zamın bunun yarısı kadar bile olmayacağı görüşü hakimdir. Evet, vergilerin oranları arttı. Bu yıl tekrar arttı ve vergi matrahları, basamakları düşük tutuldu. Bunlar artmadı, dilimler. Onun için hemen yüksek oranda vergiye tabi oluyor. Diğer yandan sigorta primleri çok arttı, damgalar çok arttı. Kira, elektrik, su ve benzeri üretimi ve maliyeti etkileyecek girdilerdeki artış da esnafı zor durumda bırakmaktadır. Gelecek yılda da esnafımızı daha zor günlerin beklediği, enflasyonda belirli bir hızlı düşüşün olmayacağı kanısı hakim. Esnaf almış olduğu rafına koyduğu bir malı haftalık hatta 3 günlük bir fiyat belirlemesi yapmak zorunda kalıyor. Çünkü akaryakıta gelen zam, elektriğe gelen zam her gün periyodik olarak artmaktadır. Onun için esnaf önümüzdeki yılda da fazla bir kazanç artışı beklemiyor. Bir tane var mı? İki tane elimiz. Vallahi çok güzel herhalde. Ben Ercan Demirci. Ben 50 yaşındayım. 10-15 yaşından itibaren bu işte uğraşıyorum. Hani marketçilik, ondan sonra şimdi de şarküterilik yapıyorum. Tavuk şarküterciliği ve doğal köy ürünleri satıyoruz. Tavukta da çok yüksek rakamlar var. Hareketlilik zaten hiç yok. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Geçen yıllarda sattığımız yani hem rakamlar hem ürün portföyünü bu sene hiç kesinlikle yok yani. Çok kötü duruma gidiyor her şey. Şu an hiç soran yok. Ben hayatımda ilk defa bu seneye kadar kötü bir yıl geçiriyorum. Hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ben. Hani bu seneye kadar işler kışın olunca yavaşlardı, dururdu, satışlarımız biraz daha azalırdı. Ama biz geçimimizi sağlardık, dükkanımızın kirasını öderdik, elektrik paralarımızı öderdik, bakurumuzu öderdik. Yani kesinlikle hiçbir zor duruma düşmezdik. Fakat bu sene çok kötü yani. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ve duydum. Herkese de anlatıyorum. Yani yolda arkadaşlarla konuşuyoruz, esnaf arkadaşlarla, vatandaşla. Yani herkese de anlatıyorum bu olayı. Mehmet Erkan Gümüş ismim. Marketçiyim. Eskiden yılbaşı geldiği zaman insanlar bir şeyler alıp evlerine götürüp yılbaşını kutlarlardı. Artık insanlarda o güç de kalmadı. Yılbaşı kutlayacak hal de kalmadı. Zaten yani eskiden önceden 5 kilo mandalina diyorsa adam artık 1 kilo, 2 kilo. Yani o da gene de eskisi gibi değil. Bir de ilçemizde şu sorun var. Ulusal marketler çok fazla. 3000 nüfusumuz var. Şu an neredeyse sayılar onu buldu. Bir de bu konudan yani yetkililerin bir şey yapmasını bekliyoruz artık. Bir dur desinler ya. 3000 nüfuslu bir ilçede 10 tane ulusal market olur mu? Buradaki yerel esnaf ne yapacak kardeşim? Bu insanlar yani istiyor ki ulusal büyükler küçük istiyor küçükleri ezelim, öldürelim, bitirelim. Yaşam hakkı sunmuyorlar bize artık. Selam Oruç. Ben Artvin Ardahanç'ta Uygur Keleş, genellikle balık işiyle uğraşıyorum kış boyu. Sene fiyatlar hani maliyet artışından dolayı biraz pahalı.
Rize ile hani Artvin bölgesinin fiyatları birbirini tutmuyor. Daha pahalı oluyor bizim bu. Biz yarışıyoruz balıkla. Nerede çıkarsa ta Trabzon, Samsun, Ordu'ya kadar gidiyoruz. Bir günü bir günü tutmuyor. İsmim Savaş Keskin. 16 yıldır taksicilik yapıyorum. Artvin Erdanuş'ta yaşıyoruz. İşlerimiz çok düşük. Akaryakıttan dolayı, zamlardan dolayı çok düşük. Giden gelen olmuyor. Biz de burada gördüğünüz gibi isterseniz arabaları da çekebilirsiniz. Hep beraber duruyoruz, bekliyoruz. Yok, yılbaşıyla yani öyle bir pek hazırlık falan yok. Daha doğrusu işlerimiz daha düşük. Bizim yılbaşıyla pek işimiz de olmuyor. Önceki yıllar akaryakıtın düşük olmasından dolayı işlerimiz iyiydi. Ama şimdi 36-40 lira olan mazotta kimse gidip gelmiyor. Herkes artık durumları kötü. Bizim de yine aynı onlar gibi.